Devletimizin 100. Harici Teşkilatımızın 500. yıl dönümü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz diplomasi sohbetlerimizde konuğumuz Orta Doğu ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Can Dizler. Sayın Büyükelçim hoş geldiniz. Hoş bulduk çok teşekkürler. Kariyerinizin son bölümünde Orta Doğu ağırlık kazanmakla beraber aslında çok farklı ülkelerde, farklı misyonlarımızda görev yaptınız. Ben de bu vesileyle size deneyimlerinize bakarak ikili ve çok taraflı diplomasi konusundaki görüşlerinizi sormak istiyorum. İkisi farklı mı? Siz hangisini sevdiniz? Cevap vermesi kolay bir soru değil aslında bu. İkisini de severek yaptım. Tabii her insanın mizacı farklı, mesleki yatkınlık da farklı. İkili diplomasiyi tercih eden arkadaşlarımız oldukça fazla. Tabii onun mükafatı çok somut. Yani ikili bir misyonda çalıştığınız zaman işte ilişkilere yaptığınız katkıyı anında görebiliyorsunuz. Ticaret rakamlarında görüyorsunuz, imzaladığınız anlaşmalarda görüyorsunuz, karşılıklı ziyaretlerde görüyorsunuz ve tatmin olma imkanı tabii ki daha fazla. Uluslararası örgütler ise tabii tamamen farklı. Hatta çoğu uluslararası örgüt eleştirilir. Yani bu kadar insan bu araya geliyor sonuçta ne çıkıyor biz anlamıyoruz gibi. Özellikle Birleşmiş Milletler son dönemde işte giderek daha fazla eleştirildiğini görüyoruz. İşte 2. Dünya Savaşı sonrası düzen bugün artık kalmadı. Bu Birleşmiş Milletler'in de neye ne kadar yararı var, katkısı var işte bir sorgulanır hale geliyor. Bu da bir doğru bir tespit olabilir aslında. Fakat her ülkenin tabii bir çıkarı var. Bu çıkarları da uluslararası platformlarda savunduğunuz ölçüde belirli bir müktesebat oluşturuyorsunuz. Hukuki bir müktesebat bugün uluslararası ilişkilerde uluslararası örgütlerden kaynaklanıyor, neşet ediyor. Bu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı olsun, Avrupa Konseyi olsun, işte NATO olsun, İslam İşbirliği Teşkilatı olsun, Birleşmiş Milletler tabii olsun. Buralara ister istemez verdiğimiz önemin devamını gerektiriyor. Kabul edilen kararlar Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Güvenlik Konseyi tabii ki uluslararası platformlarda sizin bir dayanak noktanızı oluşturuyor. Bizim de bir sürü dosyamız var. Kıbrıs var, Suriye var, Libya var, Orta Doğu benim coğrafyamda işte ilgilendiğimiz radar ekranımızda olan pek çok dosya var. Buralarda kendi çıkarlarımız doğrultusunda bir yön verebiliyorsak eğer, uluslararası dinamiklere ve bu yazımlara, kararların tabii ki bu bizim için önemli bir kazanım oluyor. Bunları üst üste koyarak yıllar boyunca bir yere gelebiliyorsunuz. Dolayısıyla onun verdiği tatmin de aslında farklı. Yani anında bir sonuç alamasanız da tarihin bir yerinde bir yere koyduğunuz katkıyla ileride çok büyük sonuçlar elde edebildiğiniz takdirde oradaki payınızı da görebilirsiniz. Bir de tabii bilgi akışının çok yoğun olduğu yerler uluslararası örgütler. Yani herkes her yerden bir şeyler getiriyor. Meslektaşınızla bir kahve içtiğinizde birdenbire yoğun bir bilgiyi anında alıp merkezinize o günkü konjonktürle ilgili aktarabiliyorsunuz. Bu da bence başlı başına bir kazanım. Yani bu sadece kağıt işi değil işte karar da şuydu buydu değil. Dünyada güncel gelişmelerin anında tespiti, misyonlarımızın bazen yakalayamadıklarını bu gibi uluslararası platformlarda yakalama imkanı bence gayet önemli. Tabii yatkınlık da burada giriyor. Yani bazı arkadaşlarımız masa başı işini tercih ederler, çok başarılıdırlar. Bazıları insan ilişkilerinde çok iyidirler. Uluslararası yani çok taraflı bunların ikisini birden gerektiriyor aslında. Hem o network'ü kurabilmek, hem de aldığınızı en iyi şekilde, en kısa şekilde merkezinize aktarabilmek. Dolayısıyla ben onu da sevdim. Açıkçası ikisini de tabii farklı yönleri var. İkisinin de mükafat yönü bence gayet kuvvetli. Hangisini daha çok sevdin? Allah ortadayım. O sorun cevabı bu. Aslında bence bir diplomatın yetişme döneminde hem ikili hem çok taraflı yapması onun daha fazla donanıma sahip olmasını sağlıyor diye düşünüyorum. Doğru çünkü çok taraflı deneyimi günlük merkezdeki iş Yönetiminde de çok önemli. Bu işi yüzde %100 iki taraflı ve çok taraflı ayırabilmemiz mümkün değil. Bugün bir dosya bakıyorsunuz. Ortadoğu ve Kuzey Afrika. Bir sürü işte dosyamız var. Libya'sı olsun, Filistin, İsrail olsun, Körfez olsun, Yemen olsun. Bunların etok toplantıları oluyor. Bazı temas grupları oluyor. E gidiyorsunuz orada bir ortak bildiri çıkacak, bir şey çıkacak. Önceden onu hazırlamak, onun müzakeresi. Eğer çok taraflı tecrübeniz varsa... E bunun tabii tiyolarını da biliyorsunuz bunu nasıl yönlendirebileceğinizi, ondan sonra nasıl bir açı vereceğinizi baştan görüyorsunuz. Ondan başarı elde etme imkanınız artıyor tabii bu tecrübeyle geliyor. Bu tecrübede çok taraflı da kazanılıyor. Ama merkezdeki görevinizde, başka bir yerdeki görevinizde de birkaç kişinin bir masa etrafında toplandığı her yerde işinize yarıyor tabii. Elbette ve aslında ikili veya çok taraflı her türlü diplomatik forumda, ortamda Türkiye'yi temsil etmek zaten başlı başına bir onur. Ben de NATO'da görev yaptığım zaman önümde Türkiye yazarken Türkiye adına konuşuyor olmak beni çok heyecanlandırmıştı. Bunun gururunu ikili ziyarette Cumhurbaşkanınız geliyor, bakanınız geliyor, ziyaretlerde de yaşıyorsunuz. Biz mesleki olarak ikili çok taraflı gibi tercihler yaparken aslında aileler de Bizim hayatımızın bir parçası onlar için de bambaşka bir yaşam var. Sürekli olarak destekleri olan, aslında temsile de katkıda bulunan görünmeyen kahramanlar, diplomatların aileleri. Bir diplomatın ailesinin temsile nasıl katkıda bulunduğu konusunda, onların hayat tarzı konusunda da sizden görüşlerinizi almak isterim. Teşekkürler. Öncelikle şu şeyi ben de paylaştığımı söylemekten geçemeyeceğim. Türkiye tabelasının arkasında oturmak, Türk bayrağını yurt dışında taşımak onun hazını tarifsizdir. Yani hepimiz bu meslekte eğer bu yılları geride bıraktıysak, işte benim 30 yılı geçti. Bu sevgiyle oluyor bu. Dışarıdan belki çok cazip yönleri olabilir ama hakikaten son derece İngilizce tabirle demanding, sınamalarla dolu bir meşguliyet bu. Bir meslek. En büyük her zaman desteğimiz, dayanağımız bu Türkiye'yi temsil etme gururu oldu. Onunla e, yaşıyoruz. Aile demek belki işte yani çocuklardan pek bir fayda gelmiyor açıkçası. Yani eş burada. Eş tabii çok önemli. Ben mesleğe ilk girdiğimde büyüklerim o zaman bana şey demişti. Yani bu iş bir ekip işidir. Ondan sonra bu temsil yurt dışında tek başına kolay olmaz. Tabii bu iş ısmarlama olmuyor. Yani evlilik gibi, eş gibi konular. Ama ben şanslıydım. Ondan sonra eşimle 28 yıldır tanışıyoruz. 27 yıldır da evliyiz. Bu dönemi işte mesleğin başından beri uzun bir kısmı beraber yaşadık. Her zaman destek oldu. Bunun yararını çok gördüm. Nasıl gördüm? Başkatipken falan müsteşarken ilk yıllarında mesela Londra'da evimizde Lordlar Kamerası üyelerini yemekte ağırlayabiliyorduk. Bu eşimin sayesinde. Bunu dışarıya götürebilirsiniz, yemeğe götürebilirsiniz, ama o o sıcaklığı, evin verdiği o atmosferi dışarıda yakalamaz, mümkün değil. Karşı tarafta yarattığı takdir duygusu da çok farklı. Yani bir restorana götürebilirsiniz, orada sosyalleşebilirsiniz, orada söyleyecekleriniz mesajları aktarabilirsiniz, alacağınızı alabilirsiniz. Ama evde emin olun, bunun 4-5 katını verimi alırsınız. Sağ olsun eşim Demet çok uğraştı mutfakta biz gençken de ve onun yararını biz çok gördük mesleki açıdan. Devletimiz gördü. Bir sürü bilgiyi veya beklentilerimizi karşı tarafa çok daha rahat aktarabildik. Tabi bu sadece hani bulunduğunuz ülkenin yetkilileri değil. Bizim yurt dışındaki fonksiyonumuz çok yönlü tabi. İnsanlar sizi gördükçe, gördüğü vücutta Türkiye'yi algılıyorlar. Sizden nasıl bir teveccüh görürlerse, sizde ne görürlerse Türkiye'de de onunla ister istemez özdeşleştiriyorlar. Dolayısıyla bunun azamisini vermek, maksimum olumlu bir intiba yaratmak bence devlete çok büyük bir hizmet. Yani tabii ki insanlar televizyonlarda bakıyorlar artık Türk dizileri var, belli bir şey oluşuyor ama bunların ulaşmadığı, gitmediği, birebir temasın tabii ki veremediği boyutları şüphesiz var. Bunlar çok önemli. Bir de Yine bu yumuşak güç kültür işte yemek yine eşiniz bunlar da var yani e, siz mutfağa girmiyorsunuz e, bunları tanıtmak için yani eşim e, yurt dışında yemek programları yaptı televizyonlara programlar hazırladı evimizde dersler kurslar verdi Türk kültürünü tanıttı e, bunlar tabii çok değerli e, unsurlar bu sadece hani birlikte bir davete gitme konusu değil. Yani bu bir mesai ve bu mesaide tabii eşlerin payı çok büyük. Bu tabii gönüllü yapılan bir şey. Günün sonunda kimse bir ödemede bulunmuyor. Bir ekip işi onu benimsemekle alakalı, aynı sevgiyi, aynı heyecanı hissetmekle alakalı. Eğer bunu başarabiliyorsanız tabii aldığınız ödül de katlanarak büyüyor bu meslekten. Aslında diplomasi bir yaşam tarzı olunca o yaşamı birlikte paylaştığınız kişilerin bunun dışında kalması imkanı yok. Ben bu vesileyle temsil konusunda her zaman Türk diplomasisine büyük Destek sağlayan Büyükelçilerimizin eşlerine, değerli Sefir Hanımlarımıza da teşekkür etmek isterim. Dimet Dışişleri Mensupları Eşleri Dayanışma Derneği yoluyla da yaptıkları birçok faaliyetler var. Aslında onlarda görünmeyen kahramanlar ve her zaman diplomasimizde önemli katkıları olmuş kişiler. Buradan ben mutfak konusuna da değinmek istiyorum. Özellikle son senelerde Türk mutfağının bir marka olarak tanınması konusunda büyükelçiliklerimiz gerçekten çok önemli katkılarda bulundu. Bir yumuşak gücün bir parçası. Aslında ekonomik olarak turizmimizi de destekliyor. Bir de benim kendi deneyimimden Türk dizileri de Türk mutfağı konusunda büyük bir merak yaratıyor. Ben Paraguay'dayken, Paraguay'da çay içme kültürü yoktur. Bunu çok anlatıyorum ama Türk çay bardakları satılıyordu. Çünkü Türk dizilerini seyrederken Türk çayına merak sardıkları için. Simit'e merak sardıkları için. Bu bakımdan da Cumhurbaşkanımızın refikaları, Sayın Emine Erdoğan'ın da bu konuda bir inisiyatif var. Türk mutfağının tanıtılması konusunda. Büyükelçiliklerimiz de birkaç senedir bu konuda büyük faaliyetler düzenliyorlar. Hatta kahve konusu da öyle. Sayın Büyükelçim siz de Türk mutfağının temsilimize önemli bir katkısı olduğu görüşünü paylaşıyorsunuz diye düşünüyorum. Paylaşmaz mıyım? Tabii yani yemek işi benim için çıkış çok önemli bu bir sır değil herkes bilir. Buradan olunca yani buradan hareket noktasını buradan alırsak bir kere temsil ağırlamanın bir diplomatın başarısında çok büyük payı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu iki yönlü bir hem o network'ü yaratabilmek için evinizi açmanız lazım hem evinizi açtığınızda Türkiye'yi tanıtmanız lazım iki yönlü. Hem mesleki bir mesafe alacaksınız. Bulunduğunuz yerde çok taraflı olsun, ikili olsun. Bağlantılarınızı güçlendireceksiniz. Hem de yaptığınız ikramla bir hayranlık uyandıracaksınız. E, Türk mutfağı buna çok müsait. Yani bir kere küresel anlamda e, herkesin damak tadına uyabilen bir mutfağımız var. Yani mesela Asya mutfakları için falan bu biraz daha zor. Çünkü yani herkes aynı damak tadına sahip olmayabilir. Ama Türk mutfağın erişim alanı çok daha geniş. Yani bunu tabii ki Türk dizilerine de borçluyuz. Türkiye'ye gelen turist sayısına da borçluyuz. Burada yediklerini, tattıklarını kendi ülkelerinde aramalarına da borçluyuz. Ben bulunduğum ülkelerde hep kapımı insanlar çalmıştır. İşte şu yemeği nerede yiyebiliriz? Sen bize tavsiye et. Şunu nerede bulabiliriz? Sen bize tavsiye et. Onlar tabii size bir Fırsat tanıyor. Aa o bizde en iyisi bizdedir. Buyurun. E, işte e, size e, bunu e, takdim edelim e, şeklinde. Hem tabii bir yakınlık, sıcaklık doğuruyor. Otomatikman çok güzel bir bağlantı noktası zaten önünüze gelmiş. Hem de bunu en iyi şekilde verebilirseniz bu katlanarak tabii faydası artıyor. Bir de tabii Türkiye'nin bir markası var. Yani işte Anadolu'muz var, turizmimiz var, bayrağımız var, temsil ettiğimiz değerler var. Mutfağımız Maalesef bu yıllara kadar bu hak ettiği bu markanın altında konumlanamamıştı. İşte hep bu mücadeleler oldu. İşte bu Yunan mı mıdır, Türk müdür? Ondan sonra bunun aslı Arnavut mudur yoksa işte bunu biz boşnaklardan mı aldık gibi. Tabii bu işlere ne kadar ağırlık verirsek ne kadar takdim edersek sonuçta biz 85 milyonluk bir ülkeyiz. Erişimimiz çok daha fazla ve bir sürü yemeğimiz Türk yemeği olarak artık tescilleniyor, biliniyor ve bunun üzerine gitmemiz lazım. Türk mutfağını yukarılara doğru taşımamız lazım. Tabii bazı siyasi boyutlar da oluyor. Yani bakıyoruz anketlere veya yarışmalara Türk mutfağını otomatikman böyle aşağılara doğru bir bastırma temayülde var. Ama bence bu halkların hissiyatını yansıtmıyor ve bu çok da önemi yok. Mühim olan hani sizin halklar nezdinde, ülk dünya üzerinde gördüğünüz teveccüh ve tabii Türk mutfağı çok zengin. Bir boyutu da o. Yani İstanbul'a gidenler işte balığını yiyor, kebabını yiyor ama tabii Türk mutfağı bunun çok ötesinde. Bizim bile bir Türk vatandaşı olarak tatmadığımız Türk yemekleri var yöresel. İşte Sivas'ın ayrı, Erzurum'un ayrı, Tokat'ın ilçelerinin ayrı, işte Şanlıurfa'sı, Uşağı Denizlisi her yörenin. Bunları da işte biraz daha çalışmamız, bunun üzerine eğilmemiz lazım. Ne güzel ki işte şefler artık çok daha eğitimli, yöresel şeylere ağırlık veriyorlar, onları günümüze uyarlıyorlar. Bunlar da çok umut verici. Bunları yurt dışında işte tanıttıkça kültürel zenginliğimizin yanında işte bu mutfak zenginliğimiz de bize katkı sunmaya, yardımcı olmaya mesleğimiz de şüphesiz devam edecek. Çok teşekkür ederim. Aslında yemekle beraber Türk konukseverliği de sanıyorum temsilimizin parçası oluyor. Onu ortaya koyabilmek bakımından da bir fırsat oluyor. Sayın Büyükelçim katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Başka bir diplomasi sohbetinde başka bir büyükelçimizle buluşmak üzere. Hoşçakalın.